Yüzlerin İstanbul Osmanlı Mebusan Meclisi'nin ardından Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları 23 Nisan 1920'de Ankara'da Büyük Millet Meclisi'ni kurdular. Ülkemiz Yunanlılar tarafından işgal altındayken kahramanlarımızın Ankara'da yaptığı istiklal ateşi tüm Anadolu'yu aydınlattı ve düşman İzmir'den denize girdi. Bu büyük zaferi kazanan Türk milleti kurduğu mecliste 29 Ekim 1923'te Cumhuriyeti ilan etti ve bağımsızlığını tüm dünyaya duyurdu. Artık Türk milletini milli irade yönetecekti. Atatürk, Cumhuriyet'in başkentinin Cumhuriyet'e yakışır bir biçimde inşa edilmesini istedi. Bu çabanın ilk adımlarından biri de devlet konut evi olarak tasarlanan, günümüzde Ankara Palas olarak bilinen ve birinci ulusal mimarlık akımının öncüsü Vedat Tekin inşasına başladığı Ankara Vakıf Oteli. Mustafa Kemal Atatürk otel inşaatı devam ederken Mimar Vedat Tekin Ankara Vakıf Oteli'nin tam karşısına halk fırkası için bir mahfil yapmasını istedi. Genç Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük katılımlı demokratik yapısı gereği hali hazırda kullanılmakta olan Büyük Millet Meclisi binasının alan olarak yetersiz gelmeye başlamasıyla Halk Partisi mahfili olarak inşasına başlanan binanın 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi binası olarak karar verildi. İkinci Türkiye Büyük Millet Meclisi 18 Ekim 1924 tarihinden 27 Mayıs 1960 tarihine dek sürecek resmi görev süresine başladı. Binanın giriş katında taç kapılı girişin karşısında yer alan parlamento salonu, Atatürk ilke ve inkılaplarının gerçekleştirilmesi, kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi, çok partili sisteme geçilmesi gibi Cumhuriyet tarihinde iz bırakan olaylara tanıklık etmiştir. Önemli tarihi kararların alındığı bu salonda milletvekillerinin kullandığı 116 adet oturma sırası var. Genel Kurul Salonu'nda bulunan kürsü Osmanlı Mebusan Meclisi'nin kullanmış olduğu kürsü. Kürsünün arkasında bulunan bölümde 1924 yılında Şura Suresi 39. ayet asılırken 1925 yılında hakimiyet milletindir lafası asılmıştır. Sürekli büyüyen, güçlü bir dünya devleti olma yolunda her gün yeni bir adımın atıldığı bu salonda tavan, balkon korkulukları, salon duvarlarının görünen yüzeyleri altın yaldızlı motiflerle süslenmiştir. İkinci meclis binasında yaşanan her olay Türk milletinin kaderinde önemli bir yere sahiptir. Mustafa Kemal Atatürk'ün 1927 yılında okuduğu büyük nutukla bu bina ev sahipliği yapmıştır. Sevgiyle, saygılarıyla selamlayarak 5. derdenin 2. senesini açıyorum. Binanın ikinci katında Başbakan, Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanı'nın odaları bulunmaktadır. Bu nedenle binanın ikinci katı süsleme konusunda daha zengindir. 9 Başbakan, 7 Meclis Başkanı'nın görev yaptığı bu mecliste 3 Cumhurbaşkanı, Mustafa Kemal Atatürk, Mustafa İsmet İnönü, Mahmut Celaleddin Bayar görev almıştır. Yine bu katta bulunan Cumhurbaşkanlığı kabul salonu, misafir devlet başkanları başta olmak üzere Türkiye Cumhurbaşkanlarının konuklarının ağırlandığı salonu. Bu salonun mobilyaları Atatürk'ün isteği üzerine İstanbul'da bulunan Dolmabahçe Sarayı'nın sarı salonundan
getirtilmiştir. Müze girişinin sağındaki teşhir salonlarında Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün kişisel eşyalarıyla Cumhuriyet döneminde yapılan yenilikler ve gelişmeler eserlerle desteklenerek müze girişinin sonundaki salonlarda ise İsmet İnönü ve Celal Bayar'a ait kişisel eşyalar Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk liderleri olan bu üç ismin anlatıldığı salonlar dışında müzenin diğer bir önemli teşhir salonu ise 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi odasıdır. Bu bölümde yer alan en önemli eser ise Meclis Konu. Meclis Konu 16 Mart 1920'de İstanbul'u işgal eden İngilizlerin aynı gün Meclis-i Mebusan'ı basmasından sonra Ankara'da toplanacak meclise getirilmiştir. 23 Nisan 1920 Cuma günü Büyük Millet Meclisi bu gongla görüşmelerine başlamıştır. Görüşülen ilk kanun teklifi, Osmanlı Mebusan Meclisi dağıtılmadan önce çıkarılmak istenen kanun olan Agnam Vergisi Kanunu. Ve bu kanun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk kanunu olarak tarih edilmiştir. Günümüzde bir dönem müzesi olarak hizmet veren 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi binasında amaç bir dönemin en iyi şekilde algılanmasını sağlamak ve bu tarihsel algıyı eserlerle destekleyen bir konseptle ziyaretçilere sunmaktır. Türkiye'nin kalbi niteliğinde olan önemli gelişmelere ev sahipliği yapan bu müzelerden eserler Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca titizlikle muhafaza edilmiştir. Cumhuriyet Müzesi her yıl yüz binlerce ziyaretçiyle Türkiye'nin en çok ziyaret edilen müzeleri arasında yer Cumhuriyet tarihimizin resmi kamu binası olarak inşa edilen Meclis Binası günümüzde Cumhuriyet Müzesi olarak hizmet vermektedir.